Şimdi bugün kamuoyuyla paylaşmamız gereken aslında tüm kamuoyunu Saros sahillerini ilgilendiren önemli bir konu. Bunun üzerinde daha önce açıklamalar falan yapıldı. Biliyorsunuz Enez'den Mecidiye'ye kadar olan sahillerde 14 nokta. Daha önce Muçe'de verilmişti. Bu yıl Eçe ve Edirne Çevre Vakfı'na tahsis edildi ve Edirne Çevre Vakfı bu yerleri 23 Haziran günü Edirne'de ihaleye çıkardı. Bu yerlerin 14 noktanın aşağı yukarı 8 noktası şu veya bu şekilde sahiplerine verildi. 3 yıllığına verildi. O gün orada Edirne Kent Konseyi, Keşan Kent Konseyi, Uzunköprü Kent Konseyi ile iki dernek ve aşağı yukarı 50 civarında şahıs itiraz dilekçeleri verildi. İhale komisyonu başkanı dilekçeleri aldı ve bize yazılı cevap vereceğini, hemen vereceğini belirtti. 23 Haziran'dan bugüne bekliyoruz hala ki yazılı bu tür dilekçelere cevap süresi 15 gündür. Ama 3 tane 15 gün geçti üzerinden hala cevap gelmedi. Bu ihale şartnamesi, koşulları, biçimi vesairesi baştan sona hukuksuz bir durum içeriyordu. Bununla ilgili gerek Trakya Platformu avukatı Bülent Kaçar, gerek biz Kent Konseyi olarak gerekli açıklamaları ve çağrılarımızı yapmıştık. Ama bugüne kadar bu konuda davranan olmadı. Süre alabildiğine daraldı. 23 Ağustos'ta süre doluyor. Bu ihalelerin iptal edilmesi için mutlak bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü bu ihaleler daha bugünden işlerini garanti etmediği halde bu yerleri alan, kumsalları alan kişiler orada normal vatandaşlarla ciddi anlamda sorun yaşıyorlar. Tartışmalar yaşanıyor, itiş kakışlar yaşanıyor. Bu ileri boyutta, ileri yıllarda düşünüldüğünde buralarını garanti ettiklerinde şimdi kimlerin alacağı diğer yerleri veya bunlar kimler adını aldığı bu şeydir, bilinmeyen şeylerdir. Yani yerel esnafın geleceği simitçisinden çaycısına kadar yerel esnafın geleceği buraları tam sağlam şeye bastığında oradaki şeyler ciddi anlamda şey altına girecek. Halk kendi evi önündeki kumsala havlusunu atıp şemsiyesini dikip güneşlenme şansını zaten kaybetmiş vaziyette, tamamen kaybedecek. Dolayısıyla bu anayasaya da aykırı, bu anayasal bir hak çünkü bu sahillerin ki kendi şeylerine de aykırı davranıyorlar. Bu nedenle bu ihalelerin iptali, yürütmesinin durdurulması ve iptali davasının mutlak açılması gerekiyor. Bununla ilgili dün işte Kent Konseyi çok ciddi yazışmalar oldu. İşte Yayla'da, Erikli'de WhatsApp grupları oluşturulmuş, şöyle yüzlü, 200'lü, 300'lü sayılarla şeyde bu ne yapılmalı şey üzerinden tartışılıyor ama buradan bu şey bir şey çıkmayacağını bildiğimiz için Kent Konseyi olarak bir çağrı yaptık. Dün bir toplantı yapıldı burada Kent Konseyi'nde. Erikli'den 3, Yayla'dan 3, Sultaniçe'den 1 kişi olmak üzere 7 kişilik bir komisyon oluşturuldu. Ancak bu olayın boyutu çok büyük. Yani bu 7 kişilik komisyon artı Keşan Kent Konseyi'nin boyunu aşacak bir boyutta bu. Çünkü 14 ayrı nokta ayrı kişilere ihale ediliyor. 14 ayrı dava dosyası olacak demektir. Bu 14 ayrı dava dosyasını bu 7 kişi ve Kent Konseyi'nin göğüslemesi, bunun altından kalkması çok olası görünmüyor. Ama burada doğru olanı şudur. Hemen bugünden yarına, burada bir haftalık bir süremiz var 23 Ağustos'a. Bugünden yarına Keşan Belediyesi, Enez Belediyesi, hatta İpsala, Uzunköprü, Edirne Belediyeleri de olabilir. Hatta bu bölgenin bir tabiat varlıklarını koruma kapsamında özel çevre koruma alanı olmasından kaynaklı Gelibolu Belediyesi bile olabilir. Belediyeler, belediye meclisleri, il genel meclisi, ticaret sanayi odaları, ticaret borsaları, meslek odaları,
meslek odaları bunun bu konuda müdahil olmak durumundadır. Kaldı ki bunların dava açması da kolaydır. Bu kurumların birçoğunun kendi avukatları var, çevre mühendisleri vesaireleri falan var. Bu oluşturulmuş olan 7 kişilik komisyon ve kent konseyi her türlü toplumsal desteğe, kitlesel desteğe bu kurumlara vermeyi biz taahhüt ediyoruz, garanti ediyoruz. Ama diğer boyutuyla bunlar bu işin içerisine girmezlerse 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra ciddi anlamda tartışılacak bu. Şöyle bir şeyi çok doğru bulmadığımızı belirtelim. Kent konseyi olarak işte bu yaz geçsin, bir dahaki seneye bu yerlerin 4'te 3'ünü alırız tarzı söylemlerin ortada dolaştığı söyleniyor. Şimdi 3 yıllara kiraya verilmiş bir yeri bir dahaki yıl nasıl geri alacağız? Bir defa bu tartışma konusu. Yani ihaleye verilmiş ve 3 yıldır almış bu insan burasını. Şimdi sen bırak falan deme şansı yok. Kaldı ki böyle bir güce sahipsek bu ihalenin de önceden iptal edilmesi lazımdı. Yani 23 Haziran'da bu ihalenin yaptırılmaması gerekiyordu. Bu yıl böyle geçerdi ve tartışılırdı bu nasıl değerlendirilmeli ki kent konseyi olarak bizim şöyle bir önerimiz olmuştu. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Bu yerler kesinlikle belediyelere verilmeli. Bunu tek başına Elazığ'da Keşan Belediyesi kaldıramayabilir. Yerler çok fazla ve kamuya hizmet niteliğinde, halk plajları niteliğinde değerlendirilmeli. Ama bu yerlerin her biri böyle bir yapılaşmaya da uygun değil. Mevcut haliyle kalabilir bir kısmı. Bu yerler Edirne, İksala, Uzun Köprü, talep ederse Avsa, Lalapaşa, Deniz belediyelerine de verilebilir. Bir tek yön koşulu olmalı burada. Belediyeler ikinci veya üçüncü şahıslara hiçbir biçimde bu yerleri kiraya veremez. Hükmü olmalı. Doğrudan kendileri halka hizmet niteliği taşıyacak. İçime evrilmeli, yani altyapısını ona göre tahsis etmeli. Ücret alınacaksa da çok cüzi oradaki masrafları karşılayacak tarzda olabilir. Ama bu mutlak değildir. Asıl olan bu ihalelerin iptal edilmesi ve sonra oturup hep birlikte Edirne olarak, Keşan olarak, Genez olarak bu yerleri anayasaya uygun, 43. maddesine uygun en iyi bir şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Kamuya hizmet edecek, kamusal yarar sağlayacak boyutta nasıl kullanabiliriz? Şu anki hali kamusal yarar falan sağlamıyor. 3-5 kişiye rant niteliği taşıyor. Onun dışında milyonlarca, binlerce, on binlerce, yüz binlerce sahil sakinine veya buralardan yararlanmak isteyenlerin önüne ket vuruyor ve ciddi bir haksızlık ortaya çıkarıyor. O nedenle çağrımızı ineliyoruz. Bu komisyon yarın bir daha yan yana gelecek, bir daha durum değerlendirmesi yapacak. Ama işin gerçek tarafı bu. 14 aylı dava açılması gerekiyor. Bununla da kalmayacak. Bu bir kangren haline dönüşmüş vaziyette. Bunu kökten halletmek için diğer dava başka davalarda gerekiyor. Mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlattığı ekolojik temelli bilimsel bir raporu var. Bu rapora göre bu tür yerlerin işte kiraya verilmesi falanını kapsayan bir rapor bu. Bu raporun bilgi edinme kapsamında edinilerek bunun iptal edilmesi davası da gerekiyor. Ayrıca bu yerler tabiat varlıklarını koruma kapsamındadır. Bununla ilgili bölge kurulu kararları var. Bu kararların da bilgi edinmeden doğru temin edilip bunlarla ilgili de iptal davası açılması lazım. Ancak ayrıca Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu yerlerin kiralanması ile ilgili onay kararı da iptal davası açılması lazım. Diğer yandan yine aynı bakanlığın bu yerleri işte daha önce Muçevşin, Neçev'e verdiği tahsis kararları var. Bunlar için de ayrıca dava açılması lazım ki bu davalar açılır. Bu söz konusu yönetmelikler veya kararlar iptal edilirse olay kökten çözülmüş olur. Yani yoksa bu ihale iptal edilir, yürütmeyi durdurursun, iptal edersin, bir sene sonra yeniden ihaleye çıkarılabilir. Bu mevzuatlar ellerinin altında olduğu sürece. Bunların da ortadan kaldırılması lazım. Bu da ancak belediyelerin, işte odaların işin içerisine girmesiyle doğrudan başarılabilecek bir şeye sahiptir. Burada şunu açık ve net söyleyelim. Şimdi kent konseyi bu işin neresindedir? Kent konseylerinin konumu bellidir. Yönetmelik ve mevzuat açık olarak şunu tarif ediyor. Diyor ki kent konseyleri için yerel ve merkezi iktidarın
o yöre yerele ait yaptığı projelerde kamusal yararı gözetir. Kamu yararı içermiyorsa alternatif üretip bu anlamda toplumsal baskı oluşturup kamu yararına bu olayın dönüştürülmesi için gerekli mücadeleyi verir, çalışmalarını yürütür. Biz de bunu yapıyoruz. Yani burada bir mağduriyet, ileride ciddi anlamda sorunlar kapsayacak bir durum var ve sahil sakinleri, Keşan falan bundan ciddi anlamda rahatsız, Enez de rahatsız. Biz kent konseyi olarak bir kürsü sunuyoruz insanlara. Bunun diğer tarafında, yani işte doğrudan bizim kent konseylere dava açma pozisyonumuz söz konusu değil. Maddi manevi tarafı da kent konseyi şeyinde değil, muhtesinde değil. Bunu oluşturulmuş olan komisyon, biz bunun üstesinden geliriz deyip devam kararı alırsa, ama ciddi bir boyut bu, 14 ayrı dava açılması ve diğer davaları eklediğimizde aşağı yukarı 18 ayrı dava açılması gerekiyor. Bu büyük bir boyuttur. Bu davalar açılıp bunlar iptal edilmediği sürece de bu sahilleri biz geri alacağız, kamu yararına kullanacağız, hizmete açacağız falan şeyi çok afakidir, gerçek değildir. Bunu bilinmesini istiyoruz ve tekrar odaları, meslek odalarını, belediyeleri, il genel meclisini, belediye meclislerini bu konuda duyarlı davranmaya, sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Teşekkür ederim.